Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Nasıl keyifler? Evde fazlasıyla hasta yatanlar var. Duyuyorum çok fazla şu anda bir salgın söz konusu. Yani şu maskeleri çıkarmayaydık iyiydi değil mi? Kalabalık ortamlarda şu maskeleri takmaya devam etsek, tanıdıklarım arasında, kendi evimiz içerisinde fazlasıyla hasta var. Umarım en yakın zamanda bu hastalıklar biter ama tabii dünya kirlendikçe hastalıklar, virüsler artıyor. Ama bir hafta sonunu tabii böyle de geçirmeyelim. Hastaysanız ilaçlarınızı lütfen doktor kontrolünde almaya devam edin. Ve şu anda şöyle bir şey yapın. Yatıyorum, dinleniyorum. Belki de bu dinlenmem için bir fırsattı. Bu polyanlacılığım nereye kadar gidecek bilmiyorum. Her şeye pozitif tarafından bakmaya çalışmak. Çünkü çok fazla şey oluyor. Çok fazla kötü şey oluyor. Ve bütün bunların içerisinde pırıl pırıl parlamak, kendi geleceğimiz için keyifli düşünceler üretmek zorlaşıyor. Geçen gün Twitter'da biri şey demiş. İşte seçimden sonra şöyle olacak, böyle olacak, felaket. Herkes bir şey söylüyor. E tamam arkadaşlar da hep bunu konuşarak ve bunu düşünerek, bunu dillendirerek kendimizi hayatı zindan mı edeceğiz? Biraz pozitif olmaya, pozitif düşünmeye çalışalım. Belki aranızda bir şöyle diyenler var. Nilüfer Hanım, sizin tuzunuz kırır tabii. Hayır efendim. Şu dönemde dolar milyonerleri dışında kimsenin tuzu kuru falan değil. Herkes bir şekilde hayat mücadelesi veriyor. Üstelik bu tüm dünyada böyle. Sadece ülkemiz için de geçerli değil. Hal böyleyken yine de pozitif bakabilmeye çalışmak ve şu anki şartlar içerisinde en az zararı almadan buradan çıkabilmek de enerjimizi iyi tutabilmekle ilgili. Bugün takip etmekten keyif aldığım, güzel işler de yapan çok kıymetli bir konuğum var. Sayın Tuluhan Tekelioğlu bizimle birlikte olacak. Küçük bir aradan sonra. Hadi pozitif enerjimizi yükseltiyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar melodik bir sesiniz var. Siz de yine çok güzelsiniz. Yine? Her zaman olduğu gibi. Teşekkürler. Ekrana yakışmak başka. Hem ekrana yakışıyorsunuz hem de zaten böyle bir sizinle ilgili yazılanlara baktığımda herkes böyle bayılıyor sizin güzelliğinize, yaptığınız işlerin yanı sıra tabii. Çok sevgisiniz. Ne mutlu. Teşekkür ederim. Valla yani yaptığım iş sadece çalışmak. Çalışmak çok mutlu ediyor beni. Çalışarak, üreterek bir şeyler insanlara anlatmaya çalışmak. Çünkü dediğiniz gibi son derece umutsuz bir zaman dilimindeyiz. Ama yaptığımız işlerle hem kendi umudumuzu yükseltiyoruz hem de faydalı olma hissi beni hep mutlu ediyor. Çünkü ben mutluluğun bir başkasına dokunmak olduğunu düşünüyorum. O da beni mutlu ediyor. Evet, belgesellerinizle bunu fazlasıyla yapıyorsunuz. İlla ki birilerine dokunuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sevgili Arsen Gürzap Hocam vakti zamanında şöyle demişti. Çocuklar, bir kelimeyi doğru söylediğinizi 1000 kişi içinden sadece 1 kişi fark edebilir. Ama o 1 kişi bile dünyayı değiştirebilir. İşte sizin belgesellerinizde şu son dönemde ve gazetecilik yapmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde cesur nasıl ayakta duruyorsunuz merak ediyorum. diye başlayayım. nasıl ayakta duruyorum? Bir kere şöyle bir şansım vardı. Bir kere tutkuluyum gazeteciliğe. Yani işte bu mesleğe başladığım yıllardan bu yana bu tutku hiç bitmedi. Ama dönem zamanın ruhu bizden çok şey aldı ve ne zaman ki biz dünyaya yandaş medya, muhalif medya diye bir terim hediye ettik ki bu dünyada yoktur. Zaten medya yani 4. kuvvet olarak son derece muhalifti ve muhalif olmak zorundadır. Bundan sonra işte işler orada yani bizi de ikiye ayırdı. Yandaş medya, muhalif medya, biat edenler ve etmeyenler. Ben etmeyenlerin içinde yer aldım. Etmeyince tabii başka şeyler oluyor. Ne oluyor? İşinizden oluyorsunuz. Ne oluyor? Gerçekleri yazamıyorsunuz falan ama bir şansım vardı. O da yeteneğimdi. Yani bu ne yeteneğiydi? Belgesel alanında da tutkuluydum. Şimdi gazeteciliği belgeselcilikte sürdürüyorum ve topluma faydalı belgeseller yapmaya devam ediyorum. Yılda 2-3 belgesel çekiyorum ve bunların çok büyük yararları oluyor. Mesela
yapabilirsin. Bu da kitabıdır. Aynı zamanda durmuyorum lütfen tabii. Gösterelim. Yani belgesel ekip işi, kitap tek başıma yaptığım iş. Yani bunu ekibimle yapıyorum. Kitabı yalnız yazıyorum. Yapabilirsin belgeselimizin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gösterimleriyle tam 2000 kıza biz burs sağladık. Bu çok önemli bir sayı. Muhteşem. Yani. Ondan sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kızlarına. Kolay değildi ama bir şeyi değiştirmenin mutluluğu bambaşka. Yani yapabilirsin de zaten kadınlara söylediğim şey hep bu. Görmek istediğin değişimin kendisi sen ol. Hepimiz gelsin bizi biri kurtarsın, yolumuzu yapsın, işte hayatımızı kurtarsın, her şeyi düzelsin istiyoruz. O beklediğimiz kişi biz olmalıyız. Değil mi? O kahraman aslında kendi içimizdeki kahraman. Yani bunu zaten bir gün anladığımızda Türkiye bambaşka bir ülke olacak ama daha zaman var herhalde. Yine de güçlü insanlarız diye düşünüyorum. Bazen düşünüyorum yani burada yaşadıklarımız başka bir ülkede olsa gerçekten o insanlar herhalde kendileri için hazin sonlar tahayyül ederlerdi. Biz güçlüyüz gene. Yani güçlü müyüz? Yani ya da tam tersi. Yılmıyoruz. Yılmamak da değil. Belki hani. Şimdi hayatta şöyle bir şey var. Ya bir şey yapmak için onun yolunu bulursun ya da bir şey yapmamak için bahane uydurursun. Bizim ülkemiz daha çok bahane uyduranların ülkesi, özür dilerim. O gerçekten da var. Öyle. O da var. Ben bahane bulmaya çalışan insanlara hayır sen bir yol bul diyorum. Yani yaptığım bu ve bizim gibi yapanlar Türkiye'yi değiştirecek diye düşünüyorum. Kendi yolunuzda bazı sorunlarla da karşılaştınız mesela. Evet. Kırkında 40 kadın. Hı hı. Bu kitabın da enteresan bir hikayesi var. Bunu sizden dinlemek isterim ve seyirciler bilmeyen, takip edememiş seyircilerimizin de bilmesini isterim. Nihayet tekrar okuyucusuyla buluşmuş bir kitap değil mi? Evet evet. Kitabın enteresan bir hikayesi var. Bir kere kült oldu. Bu bir kitap değil. Önce belgesel. Bütün belgesellerin hı hı. kitapları var. Çektiğim ilk belgeseldi. 2010 yılında çektim bu belgeseli. Kırkında 40 kadın kitabını da yapmak istedim. Zamanın yani çok, çok iyi de sattı kitap. Çünkü her kadının 40'ından sonra bir şeyler oluyor, başına geliyor ve kadın 40'la birlikte kendini buluyor. Erkekler 50. Erkeklerin belgesini de çektim, onu da söyleyeyim. 10 yıl geriden geliyorsunuz maalesef beyler. Maalesef erkekler biraz öyle. Şunu fark ettim. 40 yaş size şöyle söyler aslında. Sen neyi hazırsan o da senin için hazırdır. Bu belgesel o kadar çok insana, kadına ve erkeğe değdi ki kadınlar bunun kitabını da istediler ve ben kitabını yaptım. Ama ne yazık ki kitap bir talihsizliğe uğradı 2013 Gezi olaylarından sonra. Kitabı çıkardığım yayın evi işte yandaş medya dediğimiz grubun yayın eviydi. Çok enteresan bir şey oldu. Kitabı tutukladılar. Yani kitabı depolara attılar, satmadılar. 5 yıl bekledim. Sözleşmeniz 5 yıldı. 5 yıl sonra yeni yayın evinden hemen kitabı çıkardım. Çünkü talep edilen bir kitaptı. Yani o kadar enteresan, kitabın fiyatı çok artmıştı. Çünkü bulunmuyordu kitap. O 5 yıl sonra o ambarlıda böyle kitabın üstüne depolara kilitler vurdular falan. Yeni yayın evinden kitabı çıkardıktan sonra eski yayın evi yeni yayın evini polislerle bastırdı. Kitaba toplatma kararı çıkarttırdı mahkemeden, tedbir koydu. Sebep küçücük bir maddeymiş, göze görülmeyen. Maddede şu yazıyor. Yayın stoku bitmeden yazar yeni yeni eviyle anlaşamaz. Sizin amacınız saklamak değil, satmak. Saklarsanız kitapları ne zaman stok biter, tükenir? Sonra davalar başladı. Hepsini satın alsaydınız. Onu da yapmıyorlar. Kitapları satmıyorlar da size. Çok ciddi 5 yıl falan oldu zannediyorum. Davaları kazandım hepsini. Ama kolay bir süreç değil. Çünkü her defasında karşınıza böyle avukatlarla çıkıyorlar. Ve yani sonuçta bu bir kitap. Yani bir kitap bu. Kitabı nasıl böyle saklayabilirsiniz? Sadece bu değil. Bu çok teşekkür ederim buradan avukatıma İlkser Akbulut'a. Bir emsal dava oldu ve kitabı saklanan diğer yazarlar da aynı şeyi yapabilirler. Zannediyorum ki hala o medya grubunun yayın evinin depolarında Gülse Birsel'in, Nur Batur'un, İnci Aral'ın kitapları var. Ben başarabildim. Kitabımı özgürlüğüne kavuşturdum. 40'ında 40 kadın özgürdür sevgili dostlar ve mutlulukla alıp okuyabilirsiniz. O halde kitabı böyle ambarlarda saklanan yazarlar o kitaplarına bir daha asla kavuşamayacaklar. Kavuşamadılar, evet.
Ve sonsuza kadar bu böyle sürecek. O ambarlarda milyonlarca kitap var. Evet. Çok enteresan. Evet. Gerçekten çok enteresan. Son belgeselinize gelmek istiyorum. Evet. Evet. Hep konuşuluyor bir takım açık oturumlarda, sohbet programlarında yaklaşan bir kuraklık, su krizi. Ama böyle şu an hep bir hayal gibi geliyor. Sanki bir astrolog bize gelecekle ilgili bir takım öngörülerde bulunuyor da biz ha evet evet deyip geçiştiriyoruz gibi bir dönemdeyiz. En azından ben sürekli arabasını yıkayan insanları gördüğüm zaman böyle düşünüyorum. Kimsenin çok ciddiyetinin farkında olmadığını düşünüyorum. Bu belgesele bu duyguyla başladınız zannederim değil mi? Şimdi şu duyguyla başladım. Bir kere hepimizin, yani benim bir oğlum var ve geleceğiyle ilgili endişe duyuyorum. Hı hı. Dünya ile ilgili olarak. Yani hepimiz anne babayız ve hepimiz bu dünya bizim değil. Çocuklarımıza miras bırakacağız. Ama miras bırakacağımız dünya şu an çok kötü durumda. Çünkü insan eliyle yok ediliyor. Dünyayı ne yazık ki tüketme hızımız dünyanın kendini yenileme hızının çok önüne geçmiş durumda. Bunu belgelemek istedim ve bunu Türkiye üzerinden belgelemek istedim. Türkiye'de neler oluyor göstermek istedim. Çünkü son derece yanlış tarım politikaları, son derece toksik maddelerle hem toprağımızı hem su havzalarını, sularımızı kirletmemiz bizi öyle bir noktaya getirmiş durumda ki şu an biz izleyenlere söyleyebilirim. Bugün yediğiniz organik diye yediğiniz ürünlerin hiçbiri organik değil. Çünkü toprağımız kirli, toprağımız hasta, toprağımız verimsiz. Sadece topraktaki organik madde yükü %2 oranında. Yani %2 oranında bir toprak bize sağlıklı ürün verebilecek durumda şu an Türkiye'de. Dolayısıyla taşın altına elini koyanlarla bir çekim yapmak için yola çıktım. Çok mutluyum. Çok anlamlı bir belgesel oldu. Buradan da sponsoruma teşekkür etmek isterim. Ne kadar şeye girerse de Aksa Sigorta'ya. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Onlar olmasa biz o belgeselleri yapamayız. Yani çok belgeselcilik önemli. Öyle kolay da bir iş değil. Hiç çekim değil. Yapıyorsunuz, kurgu yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani zor şartlardasınız ekip vesaire. Çalışıyor. Yollardasınız. Kolay iş değil. Dolayısıyla teşekkür ederim onlara. Bu belgesel şunu söylüyor. Çok az zamanımız kaldı. Herkes elinden geleni yapmak zorunda ve harekete geçmek zorundayız. Harekete geçme zamanı. Kesinlikle. Harekete geçmek için belgeselde bize önergeler var mı? Ne gibi önergeler? Yani bütün bu krizi anlatırken aslında neyi yapmamız gerektiği ve tabii neyi mesela, yapmamamız tabii, gerektiği. Tabii yani çok çok basit bir şey söyleyeyim. Biraz önce içeride harika bir sofra vardı. Böyle kiviler falan vermişler. Böyle çok teşekkür ederim arkadaşlara. Mesela yediğiniz bir avokado çürükse, tek bir avokado, hı hı. O çürük avokadoyu suya attınız, yani çöpe attığınızda 70 litre suyu çöpe atıyorsunuz. Çünkü bir avokadonun, tek bir avokadonun üretimi için 70 litre suya ihtiyaç var. Yani artık tüketicinin gıda okur yazarı olması lazım. Neyi tüketiyor? Neyi alıyor? Yani bunları talep etmesi lazım. Bir sivil girişimin ortaya çıkması lazım. Bir taleple ortaya çıkmamız lazım. Çünkü gerçekten bizim dışımızdaki şeyler çok acıtıyor. Mesela en son yaşadığımız maden faciası. Erzincan İliç'teki maden faciasında biriken milyonlarca tonlu atık toprak kaydı. Geçen yıllarda hatırlıyor musunuz? 4 kardeş... Siyanürle evet. intihar etmiş. 4 gram siyanür içmişler ve kapıda lütfen içeri girmeyin çünkü siyanür var diye yazı yazmışlar. Polisi çağırın demişler. 4 gram siyanür için gelen polis özel koruma kıyafeti, maskelerle geldiler mahallelerine. Bütün mahalleyi boşalttılar. Bütün komşuları gönderdiler 4 gram siyanür için. İliç'te milyonlarca ton siyanür toprağa karıştı. Fırat'a akıyor. Bu dünyayı ilgilendiren mesele. Sadece Türkiye değil. Türkiye, ya muhalefet ne yapıyor şu an? Muhalefet, uluslararası toplumu harekete geçirmeli. Birleşmiş Milletler'e duyuruda bulunmalı. Şu an Türkiye değil mesele. Bölgeyi, ya ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Sedat Cezayirlioğlu tek başına mücadele ediyor. Tek başına. Ya nasıl onu tek başına bırakabiliriz? Sadece Türkiye olarak değil, bütün bölge, sınır, Suriye, Irak, yani bu onla, yani bütün geleceğimizin
coğrafyası şu an büyük bir tehdit altında ve Mezopotamya dediğimiz o bereketli, kıymetli topraklar, siyanürlü topraklar haline gelecek ve orada yani bırakın tarımı, marımı bir şey yapılması. Yani bence çok çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Yani sadece Türkiye'nin değil, bütün uluslararası toplumun harekete geçmesi lazım şu an. Ve oradaki halkla yapılan söyleşileri izledim. Çok ciddi kanser artmış durumda. Bir evin hemen hemen bütün insanları kansere yakalanmış. Ki bu anne, toprak çocuk karmasından önce yaşanan olaydı. 2022'de bir yani, sızıntı tespit edilmiş zaten. Evet, evet. Sedat Cezayirlioğlu'nun 2000, ben onu uzun zamandır takip ediyorum. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıl, yani 8 senedir mücadele ediyor bu konuda. 8 senedir yakarıyor, 8 senedir haykırıyor. Tek bir insan, aktivist ve başımıza gelenleri 8 yıldır bunlar başımıza gelecek diye söylüyordu, çırpınıyordu. Şimdi bakın neler oluyor. Hala Türkiye ayaklanmış durumda değil. Gerçekten harekete geçme zamanı. Dolayısıyla bizim bu belgeselimiz şu an anlamını daha da çok koruyor. Geleceğimiz için üretmeye değer ve harekete geçme zamanı dedik. Bu belgeselde anlamlı olan bir şey daha var. Birçok bilim insanımız var. Onları biz televizyon kanallarında çok daha fazla görmek isteriz ki onlardan bir tanesi gıda mühendisi Bülent Şık'tır. Bülent Şık öyle şeyler anlattı ki içtiğimiz suyun içindeki kurşun oranının ne kadar yüksek olduğunu ve çocuklarda bunun, işte diyorlar ya öğretmenler, işte hiperaktivite bozukluğu var çocuğunuzda, işte hareketlilik dürtüsel var. Sudaki kurşun oranının yüksek olmasından kaynaklanan bir bilişsel sorunu yaşıyor çocuklar. Türkiye'de bu daha henüz sularımızdaki kurşununu biz tespit edemeyecek durumda bir ülkeyiz. Yani Bülent Şık gibi insanların daha çok yayınlarda olması gerekiyor. Yani mesela benden sonra onu davet edebilirsiniz. Babamın mesela Profesör Doktor Yavuz Tekeloğlu çok önemli bir konuda çalışıyor. Yöresel bu belgeselde de evet, sizinle birlikte. Evet, coğrafi işaretleri konusunda. Yani dolayısıyla size bu konuda çok şey anlatabilirim ama yani yayınlarda bu tür insanlara yer verilirse en azından geleceğimizle ilgili tüketiciler daha bilgi sahibi olurlar. Ben şunu gördüm. Mesela geçmişte alışveriş yaparken işte elmanın daha güzelini seçerdim falan. Daha iyi olsun, pırıl pırıl olsun. Hayır, tam tersine. Yani en böyle şey gibi, çürüye yakın elma da alabilirsiniz. Ne olacak? Çürük kısmını atın, onu yiyin. Yani ne kadar doğala yakınsa o kadarını alın ve köylü pazarlığına gitmeye gayret edin. Ben mesela damgalı yumurta yemiyorum artık. Hayatımda yok. Ne yapıyorsunuz peki? Bunun için Antalya'ya yerleştim. Çok 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 ciddi söylüyorum. Yani işte son bir yıldır Antalya'da yaşıyorum. Üretici pazarlarına alışveriş yapıyorum. Onlarla dostluk kuruyorum. Onlarla yakınlaştım. Yani bu belgesel beni çok fazla doğaya, daha bütünleşmeye davet etti onlarla birlikte. Dolayısıyla biraz tarımı anlamaya çalışıyorum. Yani çok yıpratmışız biz, her şeyimizle tüketmişiz. O modern tarımla birlikte yaşamaya imkan vermemişiz toprağımıza. Ve şimdi çok hızlı bir şekilde o agroekolojik tarıma Türkiye'nin dönmesi lazım. Bunun için yeni politikalar yapması lazım. Mesela muhalefet hep siyaset, siyaset. Bir dakika, biz çok yakında suyu bulamayacağız. Biz çok yakında güvenli gıdaya ulaşamayacağız. Biraz bunlarla ilgili politika üretmek lazım. Hep iktidara çok fazla laf söylüyoruz ama geleceğimiz eğer muhalefetse, muhalefetin bu politikalarla birlikte bir şeyler üretmesi lazım artık. Harekete geçmesi lazım. Dolayısıyla bunun için bu belgeseli çektim. Çok iyi yapmışsınız. Bu belgesele nereden ulaşabilir seyirciler? Şu an YouTube kanalımda hemen izleyebilirsiniz. Evet, Geleceğimiz için üretmeye değer sevgili dostlar. Şu an YouTube'da, Turan Tekeloğlu YouTube kanalında. Ama tabii üniversitelerde gösteriyoruz. Galaları yapıldı. Antalya'da, İstanbul'da. Farklı mecralarda gösterildi. Festivale göndermedim ki hızlıca insanlar YouTube'a ulaşsın diye. Yani tabii ona beklemek zorunda kalacaktınız. Evet, hızlıca izlesinler, indirsinler ve geleceğimizi görsünler, harekete geçsinler. Bu anlamda YouTube gerçekten son dönemde çoğu seyircinin televizyondan daha fazla tercih ettiği bir mecra oldu. Sansür yok çünkü. Hem o hem de ya istediğiniz an istediğiniz şeyi seyredip hemen başka bir şeye atlayabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz. Daha nitelikli şeyler izleyebiliyorsunuz. Evet. Neden? Hem kendiniz seçebiliyorsunuz. Hem de daha fazla izlenebilmesi için bireysel bir kanal ya YouTube kanalı.
daha çok izlenebilmesi için insanlar sanırım biraz daha özen gösteriyorlar konular bulmakta. Herkes için değil. Gazeteciler de keza son dönemlerde kendi kanallarıyla kendi gazeteciliklerini yapmaya çalışıyorlar. Sizin bir röportajınızın başında çok eski bir röportaj, eski dediğim yani yakın tarihli değil, işsiz gazeteci Tuluyhan Tekelioğlu diye başlık atılmıştı. Hmm, ne kadar ayıp. Değil mi? Evet. Çok tatsız. Yani işsiz neye göre işsiz? Evet. İşte iş nedir? Evet. İş nedir? İşin tanımı nedir? Tabii. Yani özel bir kurumda çalışmak iş sahibi olmak mıdır? Size şunu söyleyeyim. Ben aidiyet duygumu yok ettim. O da ne zaman? 2001 yılında Hürriyet Gazetesi'ne muhabirdim. Ve şunu fark ettim. 2001 yılında Hürriyet Gazetesi'ne böyle ciddi manşetler yapan falan çok çalışkan muhabirdim. Bir de yabancıyı bildiğim için her yere de gider eder. Tercümelerini bile yapardım Hürriyet Gazetesi'nin. 2001 yılında önce kadınlardan taviz verdiler. Yani çalışkan da olsa kadınları attılar işten. Bunu gördükten sonra yani kadınların nasıl yani aile dediğimiz Hürriyet Gazetesi'ydi. Böyle bir şeye maruz kaldığını gördükten sonra dedim ki ben gazeteciliğe aidiyet duyacağım. Gazeteci kimliğimi hiçbir zaman bırakmayacağım ama hiçbir kuruma ait olmayacağım sözü vererek çalışmaya başladım. Ve her çalıştığım kurumda yani böyle bir oda masa hiçbir şey talep etmedim. Hatta bir yerel gazeteden sigortamı sürdürdüm tam bağımsız olabilmek için. 2013 gezi olaylarında başımıza gelen iş işte işsiz bırakılınca falan gazeteciler. Onlar çok üzüldüler ama ben bunu daha önce tecrübe ettiğim için bu üzüntüyü falan hazırlıklıydınız yaşamadım. Hazırlıklıydınız biraz yani galiba. Ben hiçbir kuruma ait değilim ama mesleğime aitim. Ve şimdi mesleğimi belgeselcilikle sürdürüyorum ve ciddi bir kadın hakları savunucusu oldum 2001 yılından bu yana. Bununla çünkü, ilgili de evet, çok şey yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Ediyorum. Çok çünkü mutluyum. Şart bu. Yani şart bu. Şart bu. Her yerde görüyorsunuz. Bu kadın meselesi demeyelim, cinsiyet eşitliği diyelim. Yani kadın erkek eşitliği meselesi üzerine çok çalıştım, çok kafa yordum ve bunu aktarmaya devam ediyorum. Hiç yani şey yapmadan, yer gözetmeksizin. Fabrika işçisi mi, beyaz yakalı mı, mavi yakalı mı hiç önemli değil. Gidip konuşarak, filminizi göstererek yapabilirsin, mutlaka yaparsın sen diyerek. Yüksek Topuklar diye bir belgeseliniz evet, var değil yüksek mi? Yüksek Topuklar, doğru. Ve bu kadınlarla ilgili yaptığınız belgesellerde enteresan hayat hikayeleri de görmüş olmalısınız. Çok, evet çok gördüm ve onlarla dostum şimdi. Yani hiçbir belgeselimin kahramanıyla aramı koparmadım. Yani hepimiz mesela Yapabilirsin 2017 yılında çektim. Yapabilirsin belgeselimizin kahramanlarıyla hala bir WhatsApp grubumuz var. Onlarla temas halindeyim. Her biri birbirinin hayatıyla ilgili bize haber veriyor ve her biri gerçekten bir kelebek etkisiyle çok kadına dokundu. Dokunmaya devam ediyorlar. O yüzden mutluyum. Her biri dost oldum. Bu belgesellerden sonra hayatında minik tatlı değişimler olan kadınlar oldu mu? Yani belgeselleri izleyen kadınlar arasında çok oldu. Sadece kadınlar demeyelim. Yani Yapabilirsin 42 dakikalık bir belgesel ama izleyen birçok insanın sadece kadın değil, erkek, genç, herkesin hayatında bir tetikleme yaratıyor. Yani filmi izlemeye başlamadan önceki sizle izledikten sonraki siz çok ayrısınız. Çok şey yaşadım. Mesela daha dün çok enteresan metroya bindim. Metroda bir kadın dedi ki siz Tuluhan Tekelioğlu musunuz? Evet dedim. Yani saçınızdan tanımlıyor. Çok komik. Ben dedi Yapabilirsin kitabınızı okudum. Mühendistim ve artık böyle çok sıkılmıştım. Çiçekçi dükkanı açmak istedim. Bütün hayalim buydu. Şimdi bir çiçekçi dükkanım var. Sizi beklerim dedi. Çok şaşırdım. Yani böyle şeyler başıma geliyor. Bazen kendimi Güzin abla gibi hissediyorum ama çok mutlu oluyorum. Çünkü hayat bir kere. Yani diyorlar ya hayat bir gün o da bugün. Aynen öyle. Hayatta neden varım? Gerçek anlamda beni mutlu eden şey ne? Bunu çok iyi düşünmek lazım ve ona göre adım atmak lazım. Bu film bunu gösteriyor insanlara. Yani İstediğini başarabilmen mümkün. Her türlü engeli aşabilirsin. Benim anneannem şöyle bir kadındı. Bana şunu söylerdi. Engeller takılmak için değil, aşılmak içindir. Yani çok enteresan bir kadındı. Gelirken teyzemle de onu konuştuk.
Ruhu şad olsun. Güzel olsun. Şey derdi, sana düş, yani sana taş atana ekmek vereceksin derdi anneannem. Ve ben yani AKP'li, MHP'limden hiçbir şey gözetmeden bu belgesellerle topluma ekmek veriyorum. Öyle hissediyorum. Anneannem gibi yapmaya gayret ediyorum yani. Çünkü bu beni mutlu ediyor. Çünkü hepimizin, yani bu ülkenin gelişimi için insanların değişmesi lazım. Bahane üreten değil, yol bulan insanların bir şeyler değiştireceğine inanıyorum ben. Organ nakli belgeselinizde de bu kadın ayrımcılığıyla ilgili bir anınız olmuş. O beni çok etkiledi. Böbrek yetmezliği yaşayan bir ailede kız çocuğuna değil erkek çocuğuna verilen organla ilgili. Evet evet, yani bu benim anım değil. Oradaki nefrolog profesör Hı-hı. anlatmıştı bunu. Çok şaşırmıştık tabii ama neyse ki o kız çocuğuna da böbrek çıkmıştı. O film çok şeyi değiştirdi. Bu belgeseli 2014 yılında çektim. 2014 yılındaki belgeselimiz Yeni Hayat. Onu da izleyebilirler, YouTube'da var. Yeni Hayat belgeseliyle tam 2000 organ bağışçısı kazandırdık Türkiye'ye. Her kentte filmi göstererek, hatta Sağlık Bakanlığı o filmi gösteren belediyelere ödül verdi. Yani böyle bir hani şey, benim adım bile geçmedi, hiç önemli değil. Ama güzel bir şey oldu. Eskişehir'den Trabzon'a, Samsun'dan Zonguldak'a, yani Adana'dan Mersin'e birçok kentte o filmi gösterdik. Ve sadece gönüllü olarak o filmi izleyen insanlar filmden çıktılar. Organ bağış masaları kuruldu. İsteyen gidip organlarını bağışladı. İşte isteyenlerin oranı 2000 oldu. Türkiye'ye Yeni Hayat belgeseli tam 2000 organ bağışçısı kazandırdı. Ki o belgesel hala yayında ve onu seyredip sizin bilmediğiniz kim bilir daha kimler evet, ertesi gün gidip Aynen. organlarını bağışlıyorlar. Evet. O orada durmaya devam ettikçe onun etkisi de devam edecek. Çok ya şimdi organ şey. Bağışı tabu bir konu. Yani organ dediğin zaman çok iyi, ona Yeni Hayat diyorum. Yeni Hayat da nedir? Bu filmin kahramanı Alper Hoca muhteşem bir insandı. Olmayan, yapılamaz denen ameliyatları başarmış bir insandı. Her zaman bir yol bulurdu. Onu da geçtiğimiz hafta kaybettik ne yazık ki. Güzel akciğer olsun. Kanserinden. Evet, ailesine sabır dilerim. Alper Hoca kahramanımız 3,5 yaşında bir çocuktu. Hasan Hüseyin Kocakuş, masmavi gözlü. Ameliyatına girdim. Böyle ameliyat masasının ancak yarısını kaplıyor. Böbreğini babaannesinden aldı. Babaannesinin böbreği böyle bir şeyde getirildi. Böyle bir kapta buzların arasında böyle koyu renk, koyu mor. Alper Hoca böbreği Hasan Hüseyin'e taktı ve o böbrek bir anda pes pembe oldu. Böyle aydınlandı böyle ve herkes ameliyathane böyle soğuk bir ortam. Bir anda insanlar birbirine şakalar yapmaya başladı. Ameliyathane şenlendi. Alper Hoca gel dedi, elini uzat dedi. Elimi uzattım. Hasan Hüseyin'in idrarını elime işetti. Ben bu anı gördükten sonra dedim ki yani iyi ki bu belgeseli çekmişim. O an benim için böyle bir mucizeye tanık olmak gibi bir şeydi. Ondan sonra hayata, insanlığa birçok şeye bakışım çok değişti o belgeselden sonra. Ve Hasan Hüseyin şimdi zannediyorum 12 yaşında falan ve her şeyde bayramda bana fotoğrafını gönderir, ya, şey yapar. Evet öyle bir dostluğumuz çok var. Güzel. Tabii öyle. Çok faydalı, çok keyifli işlerin yanı sıra her şeye rağmen ikimiz kitabına da gelmek istiyorum. Ha evet, benim kitabım. Nereden biliyorsunuz onu? yani biliyoruz. Boşanmadan önce iki kez okunması gerekli bir kitap. Aynen. deniyor. Peki, şimdi geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü'nü kutladık. Yani kimine göre ticari bir kaygıyla bu tarz günler, anneler günü, sevgililer günü. Evet tamam, zaten dünyada ticaretin hareketlenmesi gereken zamanlar oluyor. Böyle zamanların yanı sıra böyle özel günleri kutlamak da belki insani, özellikle şöyle teknolojik bir çağda insani duyguların gün yüzüne çıkması çok keyifli. Fakat baktığımızda uzun süreli ilişkiler çok az. Hı hı. Ve siz kitabınızda uzun süreli ilişkiyi başarmış 36 çiftle. Evet, konuşmuştunuz. Konuştunuz. Bayağı eski, 2008'de mi yapmıştım öyle bir şey, öyle hatırlamıyorum. Evet, önemli bir kitaptı bence, hap niteliğinde. Hatta bence şu an daha da önemli hatta o kitap. Hatta bir hediye, çok komik. Benden of kitabı alıp evlenen çiftlere hediye etmişlerdi nikah Mantıklı. Salonunda. Çok hoşuma gitmişti yani, evet. O 36 çiftle ki eski bir kitap.
Şimdi daha da azaldı birlikte olan insan sayısı maalesef. İnsanların birbirine tahammülü mü kalmadı nedir artık bilmiyorum. Ki dünyada ortak yol bulunabilecek çok özel zamanlar da var. O 36 çiftin ortak özelliği neydi? Belki şu anda bizi seyreden yeni bir çift vardır. Yeni evlenmiştir, 3 günlüktür, 5 günlüktür, 1 aylıktır. Hepsinin çok farklı formülleri vardı. Şimdi aklımda kalanları söyleyeyim. Mesela Sinan Çetin'le Rebecca Çetin'le röportaj yapmıştım. Bana şunu söylemişlerdi. Beklenti içinde ol, beklenti içinde olma, mutlu ol demişlerdi. Yani bir karşı taraftan beklentiniz olmazsa zaten sıfırdan başlıyorsunuz. Karşı taraf size bir şey yaptığında o artı bir oluyor. Dolayısıyla beklenti içinde olma, mutlu ol. Bir formül bu. Başka birbirleriyle ilgili dayanışma mesela bu önemliydi. Hülya Koçyiğit'le eşiyle röportaj yapmıştım. Bana şey demişti. Hep çok şımartıldım demişti Hülya Koç. Onu hatırlıyorum. Şimdi bayağı uzun zaman oldu ama bu kitap böyle hap gibi bilgileri gerçekten insanlara anlatıyor. Şöyle bir şey var. Hep başkasından istiyoruz diyoruz ya, tam tersine. Aslında siz hiç gocunmadan karşınızda sevdiğiniz insan için gerçekten seviyorsanız her şeyi yapabilirsiniz ve bütün çıplaklığınızla onun karşısında olursanız zaten bence bu kendiniz için de çok değerli bir şey. Evet. Bunu ortaya koymak. Bunu bugün biraz düşünelim ya, sevdiklerimizi hayatımızda. Yani ketum olmamak lazım. Bunu evet. İstiyorsanız sevgilinize karşı, eşinize karşı, çocuğunuza karşı, bilmiyorum ya, seni seviyorum demek çok güzel bir söz. Seni seviyorum. Anne, seni seviyorum. Özür dilerim. Geçtiğimiz gün kavga ettik de. Yani anlatabiliyorum. Seni seviyorum. Bu kadar net. Seni seviyorum. Çok güzel. Bir de çok ışıklı, çok böyle bir anda her şeyi açan, insan içini sevgiyle dolduran bir şey. Bugünlerde insanların birbirine bunu söylemeye çok ihtiyacı var Türkiye'de. Seni seviyorum demeye evet. Utanan insanlar var. Biraz öyleyiz, evet. Aynanın karşısına geçip prova yapıp sonra birden söyleyebilirsiniz. Bu da bir yol. Biraz gündeme gelmek istiyorum. Antalya'ya taşındım dediniz. Evet. Gündem kalabalık. Önce yasaklı mısınız? Hayır, değilim. Bu metropolden ve esas işinizin ortamından kaçış... Hayır, kaçış değil, nadas. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Antalya'ya taşındım ama son bir yıl, yani bir yıldır Antalya'dayım. Çok daha fazla çalıştım. Antalya'ya taşındım, çok daha fazla belgesel teklifi geldi. Antalya'ya taşındım, çok daha fazla konuşma teklifi geldi. Dolayısıyla ben 15 gün aralıklarla sürekli uçuyorum. Artık çok yani uçmaktan yani çok şey öğrendim, uçuşla ilgili şeyleri tanıyorum. Siz hostes olarak görüyorum sizi evet, yakın evet, bir zamanda. Yani çok uçuyorum ama şöyle Antalya bana şöyle bir şey veriyor. Bir kere kış güneşi muhteşem Antalya'nın. Onu herkese öneririm. İnsanlar yazın gidiyorlar ama yazın yanlış. Kışın gitmek lazım. Müthiş bir ışığı var. Çok ışıklı bir kent. İnsanları çok böyle sevecen... Yani bizim sorunlarımızdan, bu İstanbul'un kaotik sorunlarından çok uzaklar. Gerçekten çok uzaklar. Ve orada kendi kendinize kalınıza daha üretken olabiliyorsunuz. Oradan dışarıdan baktığınızda daha çok şey üretebiliyorsunuz. İlham açılıyor. Yani iki kentli olmak şart diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. İyi ki şu an Antalya'dayım. Önümüzde yaklaşan belediye seçimleri var. Evet. Ve sosyal medyada işte bir takım oturumlarda konuşulan şey, seçimden sonra her şey çok kötü olacak, ekonomik kriz daha da şöyle olacak, belki olacak, tamam. Ya sizin öngörünüz nedir? Bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Çünkü hepimiz bir şekilde hayatta kalmaya çalışan, işini yaparak dik durmaya çalışan insanlarız. Evet. Sizin öngörünüz nedir seçim sonrası için? Bir gazeteci olarak. Bir kere enteresan bir şey söyleyebilirim. Bir gazeteci olarak ilk kez bir siyasi partiden teklif aldım. Evet, yani şu an hazır olmadığım için kabul etmedim ama Türkiye İşçi Partisi'nden Murat Paşa Belediye Başkanı adaylığı olarak yaşadığım bölgede. Ama henüz Murat Paşa'nın sokaklarını tanımadığım için. Bir de İşçi Partisi'ni çok seviyorum. Erkan Baş'ın ve ekibinin yani çok yenilikçi bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye için çok doğru yolda olduklarını görüyorum. Dolayısıyla ama ben bir yerel belediyeci, yerel de yani değil, daha çok
ileride belki yani bu bütün belgeselcilik tempom birazcık daha yavaşladığında 4 sene sonra mesela mecliste olmayı tercih ederim diye onlara da sözünü verdim. Evet, buradan söyleyeyim. Güzel. Ne öngörüyorum? Şunu öngörüyorum, hala büyük hatalar yapıyor muhalefet. Ne yazık ki. Mesela Hatay'la ilgili size söyleyebilirim. Çok dostumu kaybettim Hatay'da ve ben çok orada çok güzel haberler de yapan biri olarak yani Hatay, hatta Lütfü Savaş bana Hatay'ın Fahri hemşehrilerini, anahtarını da vermişti. Şimdi Hatay özelinde söyleyebilirim ki umarım doğru karardır ama çok insan tanıyorum bölgedeki, çok yerellerle de biz hep temas halindeyiz ve yani yerel seçimlerde onu kaybedeceğini düşünüyorum. Seçime yerel seçim, genel seçim diye bakmamak lazım. Değişimi kendi içimizde başlatmamız lazım. Bu değişim de muhalefetin gerçek bir hesaplaşma yapması lazım. Ve bu hesaplaşmayı yapmadan sadece kuruluş ilkelerimizden bize kalan mirasla bu ülkeyi başka bir ülke haline getiremeyiz diye düşünüyorum. Bunun için hepimizin sorumluluğu var. Hepimizin, ama bizler gazeteci olarak bunun için bedeller ödedik. Ve herkesin bu bedelleri ödeyerek önüne bakıp harekete geçmesi lazım diye düşünüyorum. Yani adayları neye göre belirlediklerini bence halka anlatmalılar. Niçin bu adaylar? Yani ciddi anlamda, çünkü bizler onlar için bedel ödedik, gazeteciler. Ve insanlar da artık son çabalarıyla hadi hadi diyerek destekliyoruz ama artık şeffaf olunmalı ve bütün bunlar şeffaflıkla konuşulmalı diye düşünüyorum. Umarım. Güzel, evet. Bir hayal şu anda. Yok, hayal değil, yapabiliriz. umarım. Sloganımıza yapabiliriz, olabilir yani. Yani siyaset artık o kadar başka bir boyuta geldi ki sanki tüm siyasetçiler sadece kendilerini düşünüyorlarmış gibi. Neyse, derin bir mevzu, oraya girmeyelim. Seçimlerden sonra öngörülen ekonomik kriz için ne düşünüyorsunuz? Yine bir gazeteci olarak. Yani diyorlar ya dolar şöyle olacak, benzin 70 lira olacak. Ben ekonomist değilim. Bununla ilgili bir öngörü yapamam. Bu benim haddime değil. Yani bu hayatını buna adamış ekonomist dostlarımız var. Böyle bir şey söyleyemem. Sadece herkes tedbirini almalı. Yani zaten öyle yaşıyoruz bu ülkede. Öyle yaşamıyor muyuz? Yani bir gün bakıyoruz. Hayat öyle bir yere doğru gitmiş ki yani artık bütçemizi yapamayacak duruma geldik. Dolayısıyla herkes ayağını denk alsın. Yani zaten öyle bir ülke olduk yani. Hani yaşamak sadece yemek içmek değildir. Yaşamak başka şeylerdir aynı zamanda. Yani yaşamak biraz sinemaya da gitmektir. Kendini geliştirmek için kitap da okumaktır. Yani gittim böyle... Geçen kitapçıya gittim, kitap fiyatlarını gördüm. Ya dedim, insanlar herhalde böyle kitap falan alabilecek durumda değiller artık. Bizler kitaplar yazıyoruz. Yani emek veriyoruz. Bu kitaplar okunsun diye. Yani ülkeyi bu duruma getirenler sadece iktidar mı? Ben öyle düşünmüyorum. Maalesef. Evet. Konuşacak çok şey var. Evet. İyi ki geldiniz. Daha derinlere dalardık. Sadece vaktimiz müsait değil. Mesela biraz anneliğinizi de konuşmak isterdim. Oğlum var dediniz. Ha, evet, benimki biraz büyüdü. Kaç oldu? 24. Evet. Hangi arada yaptınız Turihan Hanım'ı? Bu yaşta, yani bu görüntüde 24 yaşında oğlum var. Çok fantastik duruyor. Ne mutlu. Geçen gün yani biraz önce Arzu Berk şey dedi. Ayrıca Bekan gibisiniz siz işte. Ailenin çok teşekkür ederim. Şey hatırladım. Ayrıca bir yayın yapıyordum. Ajda Hanım'ın çok tatlı bir menajeri vardı, Ayşe Hanım. İlk kez hayatımda sunucu koltuğumdan Ajda Hanım için kalktım. Yerimizi değiştik. Dedi ki benim sağ tarafım güzel çıkar. O yüzden lütfen oraya oturabilir miyim? Ne demek dedim. Tabii buyurun Ajda Hanım. Böyle bir anım da var. İyi ki geldiniz. Televir TV seyircilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Onlar size aşina nereye hatta. Nereye söyleyebilirim? Bu sizin kameranız. Hatta sizi pek bir özlemişler. Peki. Valla şunu söyleyebilirim sevgili Televir izleyicileri. Televir izlemeye devam edin. Burası bizim ailemiz, sizin de aileniz. 2 yıl yayın yaptım ve çok güzel anılarım oldu. Ama kalbim her zaman Televir'le. Ben belgeselciliğe devam ediyorum. Arada sırada konuk olarak Televir'e katılmak
büyük mutluluk veriyor. Ama bir gün belli olmaz, yine karşılaşabiliriz. Hayat bizlerle evet, dolu. Evet, aynen. İyi ki geldiniz. Çok ben teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Siz de. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi günün bundan sonrasını yine gülümser ve keyifli geçirmeye çalışalım. Ne olur yalvarırım. Hepimiz şöyle vücudumuzdan pozitif enerjiler yaymaya çalışalım ve buna devam edelim, olur mu? Her ne olursa diyemeyeceğim. Tabii hayatta çok acayip felaketler var. Yani ocağınıza ateş topu düştüğünde böyle yapamayabilirsiniz. Ama gündelik bir şekilde idare edebileceğiniz sıkıntılar ve sorunların üzerinden bir şekilde atlamaya çalışırsak harika olur diye düşünüyorum. Güzel insanlar güzel insanlarla karşılaşsın dilerim. Ve bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda güzel insanların kapısını çalsın. Hoşçakalın.